Ya yerini alınan oyuncu çok iyi çıktı bir kere. Yani Sanchez öyle iyi performans koydu ki belki özellikle Avrupa maçlarında Torreira ile birlikte en önemli adamı oldu. Çok sağlam bir duygu veriyor. Defans oyuncuları için, kaleci için, yanındaki arkadaşları için bir oyuncunun o güveni vermesi kalitesinden daha önemlidir. Sanchez o güveni verdi. Nelson da güven çözüm de geçen söylüyor. Söylüyorum, söylüyorum diyor. Dinlemiyordunuz beni. O kadar üst düzey stoper değil diye. Evet, ben de hocamla aynı fikirdeyim. Ben de sık sık söyledim buradan. Galatasaray lig şampiyonluğuna yine Nelson'la gidebilirdi ama kalite bir tık yukarıya çıktığında Şampiyonlar Ligi'nde artık bir tık az oldu belki. 10 tık yukarıya çıktığında defolar ortaya çıkması kaçınılmazdı ve çıktı. Çıkıyor da City 22 milyon vermiş falan diyordu burada bazı arkadaşlarımız. Verin 10 milyon bile verseler ver kurtul yani. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Ve o da işte hoca zaten başından beri takip ediyormuş herhalde Davinson Sanchez. Son anda geldi ama çok isabetli bir transferdi. Nelson da her oyuncu gibi, her delikanlı gibi oynamıyor olmaktan mutsuzdur. Zaten mutsuz olmasıdır normal olan. Bir oyuncu Evet. oynamıyor diye mutsuz değilse onda sıkıntı vardır. Ve fakat belki bizim medyamızın da sonuç yabancı oyuncu da olsalar herhalde medyayı az çok takip ediyorlardı. Hakkında neler yazılıyor filan. Belki medyamızın da gazlamasıyla Nelson da kendisini olduğundan fazla gördü sanki. Sonrasında işte böyle bir trajik bir düşüş içinde buldu kendini. Gitmek isteyebilir. Gayet doğaldır. Bence de yani bu saatten sonra özellikle yaptığı açıklamalar sonrası kafaca buradan koptuğunu çok net olarak anlıyoruz. Ona da yazık. Gitsin oynayabileceği bir yerde kariyerine devam etsin. Hemen Galatasaray'ın da takım içinde uyumlu bir şekilde tutup oynamaya ikna edemediğine sonunu gönderirse eğer yerine bir stoper edinmesi gerekiyor herhalde. Ama Davinson Sanchez kalitesinde bir stoper olmayacaktır bu. Ama Daha yine de alternatif bir oyuncu evet olacaktır. olacak ve kulübede oturmaktan rahatsız olmayacak bir oyuncu olmalı. Nelson penceresinden bakınca çocuğu da anlamak lazım. Hani bir sene önceki şampiyonlukta büyük pay sahibi olduğunu söyleniyor. İşte tanıklık ettik biz de. Çok iyi maçlar çıkardı. Abdülkerim'le iyi bir tandem oldular. Ama o Türkiye Ligi şampiyonluğu mücadelesiydi ve bir önceki yılın 13.sinden geliyordun oraya. Yani o kadar dipten geldi ki Galatasaray her iyi şeyi karşılığını bulacaktı. Fakat şimdi şampiyon olundu ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceksin. O düzeye gelen takımın da Nelson'dan iyisine ihtiyacı vardı. Öyle işte City istediği, City istediği haberlerinin çok gerçekçi olmadığını en başta Okan Hoca biliyordu ve o yüzden iyi bir stoper aradı ve buldu. Nelson'a da bundan sonraki kariyerini başarılar dilemekten fazlası gelmiyor aklıma şahsen. Yani kariyeri Galatasaray'da noktalandı Kendi diyorsunuz. Ya da kendisi oraya doğru noktaladı gidiyor. bunu. Evet. Galatasaray da üçüne beşine bakmadan artık 10 milyon falan bekliyormuş falan. Neyse yani artık oyuncu piyasada gerçek değerini bulur. Elbette ki menajerlerin katkısıyla biraz azalır, biraz artar falan olabilir ama onun bir değeri var. Galatasaray'da o değeri bulup ya bulmadan bile biraz altına bile olsa çünkü artık bu bir soruna dönüşüyor. O sorunu halletmesi gerekiyor kulübün. Yani bu konuda benim biraz daha bakışım şöyle. Eğer ki merkez orta sahaya Torreira'nın yanına bir transfer gerçekleşmezse Galatasaray'ın uzunca bir süre hatta Kaan Ayhan'ı merkezde oynatmak gibi bir zorunluluğun içine girebileceği bir ortamda Nelson'la yolları ayırma riskine gireceğini zannetmiyorum. Çünkü Sanchez ve Abdülkerim mükemmel bir gidişat içerisindeler. Ancak burada herhangi birinin sakatlığı durumunda orayı tandemleyecek olan eğer Kaan'ı siz merkezde oynatmak zorunda kalıyorsanız bu sefer Nelson'a ihtiyacınız olacak. Ama eğer merkezde bir oyuncu transferi gerçekleşir ve Kaan'a orada doğrudan ihtiyaç kalmazsa bu sefer Nelson ve Abdülkerim'i orada yedekleyebilecek. Hatta onlarla forma yarışına girebilecek bir Kaan Ayhan olacağı için bu sefer Nelson'a olan ihtiyaç iyice azalmış olacak. Bu yüzden Nelson'un kariyerini merkezdeki transfer belirler gibi gözüküyor. Eldeki ihtiyaçlar da olduğunu çünkü Galatasaray'ın ben Şampiyonlar Grubu'ndan çıkma ihtimalini çok yüksek buluyorum. Buna ek olarak ligde yolunuz devam ediyor. Türkiye Kupası işin içine girecek derken toplamda 60-70 maça varan belki de bir maç periyodu içerisinde Galatasaray'ın öyle stoperi bir iki tane opsiyonla kapatma ihtimali yok. Ama Mecburen sezon sonuna kadar Nelson'la devam olabilir ki bir de şunu söyleyeyim Selahattin abi. Şimdi Nelson nerede sırıttı?
ona bakmak lazım. Nelson'un sırıttığı yeri iyi irdelersek Nelson bu ligde birçok karşılaşmayı taşıyabilecek düzeyde. Ama Şampiyonlar Ligi seviyesinde problem yaşadığını düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi düzeyine çıkmanız Nelson'la çok büyük sıkıntıları doğurabilir. Sanchez'e bakıyorsunuz, Şampiyonlar Ligi seviyesinde de mükemmel işler yapıyor. Her karşılaşmada, özellikle mesela Bayern Münih maçında, United karşı, yani birçok karşılaşmada rakibi durdurabilen, rakip atakları kesebilen, hiç böyle rakip kimmiş bakmaksızın aynı standartta oynayabilen bir oyuncu. Lige döndüğümüzde zaten Avrupa'da bunu yapabilen, ligde de aynı çizgisini devam ettirebiliyor. Fakat kötü senaryoya bakalım. Şu anda biz Avrupa'nın en fazla sezon içinde sakatlık yaşayan ülkesiyiz. Böyle bir futbol iklimi içerisinde ve yolunuza 3 kulvarda devam edecekseniz kulübenizin de bir zahmet aynı mevkide birkaç opsiyonlu olması lazım. Ama çocuk oynamak istemiyorsa ne yapacaksın? İşte öyle bir sorun orada var. Orada da oyuncuyla alakalı süreci Erden Timur gibi, Cenk Ergün gibi profesyoneller seçilmişler. Arka planla onunla yaptıkları görüşmelerle ikna edecekler. Daha önce de gitmek istiyordu. Gitme kal denildi, kaldı adam. Ha, yaptığı açıklamalar, Danimarka medyasına yaptığı açıklamalarda oturmak istemiyorum diyor. Katılırım. Hani ben de olsam oynamak isterim. Ama burada Galatasaray'ın kendisine sunacağı muhtemelen cazip teklifler olacaktır. Ve bence Nelson kaybedilmemeli. Eğer ki merkeze bir transfer yapılarak Kaan Ayhan orada stoper alternatifi durumuna getirilmeyecekse. Bunu şöyle irdelemek lazım. Eğer siz stoper alternatifi durumunda Kaan Ayhan'ı merkezde oynatmak zorunda kaldınız. Olası bir Sanchez sakatlığı geldi. Sonrasında dakika 50 gittiniz merkezdeki Kaan'ı stopere çektiniz. Bu sefer merkezde Torreira'nın yanında kimi oynatacağınız konusu problem. Kerem oynatıyorsunuz orada. Kerem Demirbay'ı sırıtıyor. Sergio'yu oynatıyorsunuz, sırıtıyor. Buna benzer birçok oyuncuyu oraya çektiğiniz zaman sırıtıyor. Problem yaşıyorsunuz. Yani onun da başka defosu var. Bu yüzden Nelson'un kaderini merkez transferi belirler gibi bence gözüküyor. Ki keza aynı şey Angelino için de geçerli. Sadece Nelson için değil. Bence Taner Mano maçının sonucu önemli. Tabii. Galatasaray Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi biliyorsun öyle bir durumdayız ki şu anda. Şampiyonlar Ligi gruplara kalmayı hesap ederken tamamen dışında da kalabiliriz. Tabii, sonuncu da olabilirsin. İhtimal de var. İkinci de olabilirsin. Oradaki hikayenin Nelson'un da serüvenini etkileyeceğini düşünüyorum. Eğer Galatasaray devam ederse Nelson kalabilir. Çünkü dediğin riske alınabilir bir riskeyiz. Değil. Evet, futbolda sakatlık var. Sanchez sakatlandı, ne yapacaksın? Evet. O yüzden ama ben Manu'yla Galatasaray'ın geçeceğini geçtikten sonra da yani gruplara kalma iddiası işte Kopenhag maçına kalıyor. Artık oradaki sonuç ne olacak? Ama sonuç Avrupa'da devam edecek. Ki bu kadronun Avrupa Ligi'nde de en azından finali kovalayabileceğini biliyoruz. Yani bunu gösterdi bize bu kadro. O zaman yine de bir takviye olabilir ama o zaman birazcık zamanın oluyor. Yani oyuncuyu değiştirip alternatifini bulduysan, oyuncu da mutsuzsa yolları ayırmanın en doğru karar olduğunu düşünüyorum. Ben oyuncu kalitelerinin bize vaat ettiklerinin kulüplerin kurumsal kimliklerini biraz öteleme yanlışına sürüklediğini düşünüyorum hepimizi. Ya Galatasaray mısın sen? Oynamak istemiyor musun? Tamam kardeşim gel getir teklifini buyur git yani. Bunu da söyleyebilmeli kulüpler. Yani günlük başarıyı kovalarken onun illüzyonuna, onun şehvetine kapılıp kurumsal ilkeleri çok fazla arka plana atmamak gerekiyor. Burası Galatasaray kardeş. 100 yıllık, 120 yıllık bir geçmişten geliyor. Bir edep, adap hatta içinde. Daha fazlası. Evet. Yani liseyi saymıyorum bile. Lise hikayesine girdik mi çıkılmıyor oradan. Orada çok duygusal hikayeler de var. Evet. Bazen ben Nelson'a falan da kızdığım yok ha. Danimarka basınla yaptığı açıklamalar falan benim hoşuma gidiyor. Ben içi dişi bir adamları severim. Seviyorum. Burak Yılmaz'ın da yaptığı açıklamalar içinde bir sürü yanlışlar var. Ama işte arka planında, arka bahçede başka tohumlar yetiştirmiyor. Ne var, ne yok söylüyorlar. Ben o tip insanı sevdiğim için Nelson'un da yaptığı açıklamalardan böyle bir antipati falan duymadım. Ama o bir kopuş ifadesi aynı zamanda, ilamı. Yani duygusal olarak kopmuş buradan çocuk. Evet, Erdem Beyler falan çocuğu yönetim başarısı da budur. İkna edip gönüllü bir şekilde kalmasını sağlayabilirlerse o da iyi bir şey olabilir ama kafaca koptuysa da çok ısrar etmemeli. Çünkü ya 11 ateş değil yani muhatap olan kulüplerde.